Bakın 2.90, 2.89. Bu iş böyle biraz daha beraber olsa da arkadaşlar, bendeniz Sayret İsmail. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Uzun uğraşlar sonucu zorlu ve soğuk bir patpat seyahatinden sonra, oğlum bu nasıl patpat? Bu patpatın üstü nerede? Koruması nerede? Dondum oğlum. Dondum lan. Oğlum, sesim yankı yapıyor. Vallahi dondum ya. İyice bürümem var, hemen üşüdüm. Tangır 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 mıgır. Bir böyle patpata binmediğim kalmıştı. Buz gibi havada. Dağda koca bir kar var. Biz buz gibi gidiyor. Allah'ım yarabbim ya. Neyse. Abi süper bir yerdeyiz. Büyük dağların arasında. Kanyon. He? Bak nasıl çalınıyor. Kanyon tarzı bir yerdeyiz. Arkamda müthiş bir işaret var. Tamam. Tahminler. Bu ne ola? Evet. Demeden geri çık. Demeden önce arkadaşlar, TikTok'ta canlı yayınlar yapacağız. Şu an 1000 oldu. O yüzden TikTok'a girin. Hayalet İsmail. Yerli yersiz, zamanlı zamansız, uzun süreli havadan, sudan, ottan, buttan bir şeylerden bahsedeceğiz, konuşacağız, geyik yapacağız. Tamam mı? O yüzden hepinizi TikTok'a bekliyorum. Facebook grubumuz var, Hayalet İsmail. Instagram var, Hayalet İsmail. Orada da bekliyorum. Ve aynı zamanda herhalde bu videodan önce bir yardım kampanyası, süresiz olarak bir yardım kampanyası düzenlemeyi planlamıştım. İnşallah düzenlemişimdir. Çünkü videonun ne zaman çıkacak bilmiyorum. O yüzden benden yardım isteyenler bana özelden WhatsApp'tan ulaşsınlar. İsmail abi çorba tuzumuz olsun diyenler
yine bana ulaşsınlar. Unutmayın, parasal yardım değil, erzak yardım yapacağız. Bu erzakları bizzat ben değil, ben kendim de göndereceğim. Artık çıktım, her tur başına bir aileye yardım edeceğim. Ve aynı zamanda da sizlerden yardım etmek isteyenler olursa da bu efendim kampanyada ben de varım, biz bize yeteriz diyoruz ve Define camiasında yardıma muhtaç kardeşlerimizin, zor durumda olan kardeşlerimize yardımları esirgemiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şaibeye, dedikoduya yer bırakmadan. Ondan sonra böyle arkadaş, ben kendim sağlam bir bütçe ayırdım bunun için. Yani aşağı yukarı turdan elde ettiğim gelirleri zaten bir kısmını dağıtıyordum. Bundan sonra hemen hemen neredeyse hepsini de böylece, hatta hepsini dağıtmış olacağım yardımlarımla. Ama yeterli değil. Sizlerden de bu yardımları istiyorum ve bekliyorum. Defineci kardeşlerimizi, zor durumda olanları yalnız bırakmıyoruz diyoruz. Ve videomuza devam ediyoruz. Şimdi... Bir de benim gözümle görün. Çok pardon. Arkadaşlar, bunu bana gönderen arkadaş öküzbaşı diye gönderdi. Oğlum bu öküzbaşı mı lan? Öyle gibi geldi. Bak çok öküz gördüm. Bu garanti. Ama böyle öküz görmedim. Sana demiyorum, yanlış anlama. Yani böyle öküz görmedim. Tamam abi. Tamam mı? Şimdi bu öküz değil arkadaşlar. Bu yılan. Tamam, şöyle biraz gelin Allah. Şöyle geriden göstereyim. Bakın arkadaşlar, nereden bakarsanız bakın. Çok güzel bir yılan kafası yapmışlar buraya. Tabii bu yalnız değil. Birazdan onları da göstereceğim size. Yılan kafası. Ama müthiş. Şuradan da. Diyorum ya arkadaşlar, bir işarete baktığınız zaman hangi açıdan bakarsanız bakın figüre, aynı şekli, aynı şeyi göstermeli. Şimdi yakından inceleyeceğiz. Bakın yılanın, görüyor musunuz? Burnunu. Şuradaki işlemeler, yumuş izleri. Onları da görüyorsunuz. Çalışma yapılmış. Güzel. Emin olun, daha önce harbi bir yılanı dağ başında bizzat bu şekilde görmedim. Bu kadar büyüğünü görmedim. Yani şeyde gördüm, piknik alanında da, onu geçiyoruz. Bakın. Burayı kırmışlar ama bu kabartma bir gözmüş. Tamam. Aynı şekilde bir kabartması da burada var. Gördüğünüz gibi burası şöyle düz. Burası böyle paralel geliyor, bakın. Ve ağzı şu şekilde. Yani şu altını da bakın böyle düzlemişler. Şuradan tekrar uzaklaşıyoruz. Yanı görmez için. Ve bakın ne yapmışlar. Burada devamlı işte yılanın kafasının üst kısmı. Bakın nasıl. Görüyor musun? Bildiğiniz işte yılan arkadaşlar. Üst kısmı da şöyle dümdüz. Şimdi ne var bu yılanda? Ana benim gözüm yok lan, gözümde cebe koymuşum. Neyse, gözlüğümü takayım. Şimdi tut bakalım. Şöyle. Beni görüyor mu? Görüyor mu? Tamam, ekran kararmamış yani. Gözlüğümü takayım. Şimdi maskeyle beraber gözlük takınca gözlüğün camları buğulanıyor. Dünyayı bulanık görüyorum da. Diyorum sonra sis mi bastı ortalığı? Halbuki sadece ne olmuştur? Şöyle bakın göstereyim. Sonra dünyayı böyle bulanık görmeye başlıyorum. Sonra bir anda dünya açılıyor. Dur, bıyıklar mı olmuş? Onları da düzelteyim. Tamam, bıyıklar da düzelttiğinize göre artık saadete geçebiliriz. Evet kardeşim. Şimdi... Pardon. Ne yapıyoruz? Araştırmaya devam edeceğiz. Şöyle şimdi ben bu tarafa doğru gideceğim. Kardeşim de beni çeksin. Sapçı ağzını. Ekranda döndüreyim ona doğru. Ah kardeşim. Şimdi sen beni takip et güzel güzel. Fazla solumadan. Neyse, Allah'tan bu arkadaş zayıf. Göbekli bir arkadaş değil. O yüzden nefesini duymayacaksın. Diye ses yapıyorlar ya. Sonra siz diyorsunuz bu adam kova mı olmuş? Ciğerleri bozulmuş diyorsunuz. Bu arkadaş sağlam. Gel kardeşim. Şimdi... Çözüm ha.
Şimdi diyeceksiniz ki bunun çözümü ne İsmail abi? Anlatayım çözümünü. Hani diyeceksiniz ki yılan aşağı bakıyor, altında mı? Bence öyle değil. Çünkü arkada güzel işaretler, yerler var. Tamam mı? Bu direkt büyük bir mezarlığın, büyük bir mezar anıtını veyahut da girişini simgelemiş. Tamam mı? Tehlikeli olduğunu göstermiş. Buraya gelmemeleri gerektiğini falan söylemiş. Orayı göstereceğim. Şimdi gelin benimle. Burada zaman içerisinde insanlar çalışmalar yapmışlar. Tabii biliyorsunuz ne kadar doğru ne kadar yanlış yapmışlar. Geneli yanlış yapıyor zaten. Gel bakalım. Belki de keşfette bu yılanı gayle almadı. Hatta beni buraya çağıran kardeşim bile bunun yılan olduğunu farkında değil. Dediğim gibi sadece bunun bir öküz olduğunu sadece bir öküz olduğunu düşünmüş. Halbuki bütün mevzu bu öküzün, pardon, yılanın etrafında dönüyor. Gelelim yılanın arka tarafına. Yılanın arka sağ kısmına geldik. Orada küçük bir çıkıntı vardı. Arka sağ kısmına doğru geldiğimizde bakın burada böyle bir dümdüz bir alan var. Tamam. Şimdi burada biz işaretlerimizi arayacağız. Benim çekiyor, alanımı çekiyor. Nereye çekiyor? Oraya çekiyor. Ne diyorsun oğlum? Allah'ım bu kamera çekenler, kamerayı eline alın bir anda değişiyor ya. Adam kendini şey, neydi o, tam donanımlı Cevat Kelle gibi zannediyor kameraman. Ya da savaş kameramanı falan zannediyor. Arkadaş sadece bir çekiyorsun da. Böyle yapıyor, bir şey yapıyor, böyle. Allah'ım yarabbim, gel. Evet, şimdi buradaki işaretlere gelip, aa birileri buraya çanta getirmiş. Oğlum cihaz mı getirdiniz lan buraya, kim getirdi onları? Allah Allah. Bak görüyor musun ya? Cihaz getirmişler buraya. Hay. Evet, burada bizi karşılayan ne var? Şurada bakın. Genel burada gene. Genelde girişlerin üzerinde kıyısta köşesinde olan bir açık ağızlı bir üçgenimiz var. Yani bu tarafı bize işaret ediyor. Acaba giriş şunun üzerinde mi? Şurada da yine bakın böyle bir yerimiz var. Bu kırılmış. Acaba giriş burada mı düşüncesi bizi düşündürüyor? Ya da direkt odayı mı gösteriyor? Şurada bakın bir oymamız var. Şöyle ayağımla göstereyim. Bu arada lütfen bana fotoğraf ve video gönderen arkadaşlar, oymaları çekerken en azından ayağınızı falan gösterin ki. Şimdi ayağınızı gösterin derken sıyırıp da göstermeyeyim. Böyle kıllı kıllı bacağınızı görmek istemiyorum yani. Sadece yani niyetim oymanın boyutunu algılayabilmek. Tamam mı? Evet, ikinci bir oymamız burada var. Bunun da ucunda küçük bir akıntı vermiş. Çok küçük. Burada böyle büyük bir oyma var ama bu oyma, ben söyleyeyim, buraya yağ döküyorlar. Tamam. Yağ döküyorlar. Ateş yakıyorlar. Ateş yakmalarının amacı demek ki burası anıt mezar gibi bir şey. Yani bu ne demek? Ya bir dini lider mezarı, ya buranın zengin, ya ağası, ya paşası, ya kralı. Yani böyle birinin mezarıyla şu an karşı karşıyayız. Buradaki tek ihtiyacımız bizim bu mezarın girişini bulmak. Çünkü yılan da olduğu için ve yılan kayanın içerisinden kafasını çıkarttığı için genelde bu tip figürlerde oda olur. Kayaların altında birden fazla oda olur. Biz şu anda bu odayı aramamız lazım. O yüzden elimdeki cihazlarla önce oda tespiti yapacağım, oda arayacağım. Sonrasında da odayı bulabilirsek odanın arkadaşlar girişini arayacağız. Ona göre de bir tabii ki devletin izni olursa izinli bir şekilde o girişten girmeye çalışacağız. Kaçak kazı yapmıyoruz. Bunu unutmayın. Tekrar söyletmeyin bana. Şurada bir oymamız daha var. Şu. Bu da daha çok böyle yağdanlık gibi yapmışlar. Yani buraya yağdanlığı döküyorlar. Şey, yağdanlığı koyuyorlar. Şurayı aydınlatıyor. Yani sanki giriş şurada olma ihtimalini doğuruyor. Yani muhtemel giriş yerlerimizden birisi burası olabilir. Bir de şimdi tabii ki şu kısımlarda bir dolaşacağız. Acaba oralarda var mı? Bir yavaş yavaş oralara bakacağım. Sonra aşağı geleceğim arkadaşlar. Ama önce şuraya gelelim. Bakın burada şöyle bir mezarımız var.
Bu havuz mezar dediğimiz böyle bir mezar var. Açılmış. Ben bu burayı gösterdiğini zannetmiyorum. Çünkü o kadar işaret buncacık mezar için değildir diye düşünüyorum. Hele yılan bulan. Genelde bekçi mezarı diyorlar. Ölen kişinin kölesini falan buraya gömebiliyorlar. Aynı zamanda buraya da geldiğimiz zaman sesi algılayabilecek misiniz bilmiyorum. Bir buradaki sese bakın. Bir de yani şu alan şuraya kadar şöyle şuraya kadar devam ediyor. Tut abi. Yani şöyle göstereyim. Şuradan başlıyor. Şöyle bir geriden çek. Beni bütünlemesine alsın. Şuradan başlıyor. Şuraya kadar devam ediyor. Burada da şöyle bir izimiz var. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Burada da bir mezar yahut da bir mezar yahut da ne var? Belki hediye vardır burada. Yine şurada bakın şöyle bir düzlem var. Ama burada aynı sesi alamıyoruz. Şurası açılmış. Daha iyi ses alamıyorum. Aynı tadı vermiyor. Orası güzel. Tabii şurada 2-3 mezar olabilir mi? Olabilir. Acaba bu bütün İşaret ve emaneler sadece burayı mı gösteriyor? İhtimal dahilinde. Ama ben yine de bu kadar basit olacağını zannetmiyorum. O yüzden yukarıda biraz daha araştırmamı yapacağım. Bakalım neler var, neler yok. Sonra da gradiyometreyle burada bir ölçüm yapacağız. Eğer gradiyometreyle bir oda tespiti yaparsam da MFR malzeme tespiti yapacağım. Bu arada gradiyometreyle arkadaşlar 5-6 metrede güzel yapı boşluk testleri yapıp güzel sonuçlar alınabiliyor. Onu söyleyeyim. EMF ile de EMF Türkiye'de sadece teknoloji ekibinde var. Sadece teknoloji ekibinin kullandığı bir teknoloji diyeyim. Fakat Almanya'da 60-70 bin gibi rakamlar satılan güzel bir cihaz. Ben seviyorum yani ıslak zeminde, yağmurlu havada, suda muda. Her yerde güzel görüntüler alıyoruz. MF'yi ben daha çok metal görüntülemesi için kullanıyorum. Ki tavsiye edebileceğim bir cihaz. Yukarıda var mı işaret bir şeyler gördün mü hiç? Hiçbir şey yok yani yukarıda. O zaman direkt gradiyometreyi açıp bakalım mı? Şurayı bir dolaşalım mı? Şey, en azından şuraya bir bakalım. Gel, dikkatimi çekti. Çeken bir şey yok. Neyse uzatmayalım. Hadi açalım gradiyometreyi. Gel kardeşim. Gradiyometreyi bir daha arayalım. Alan çok korunaklı bir alan. Şöyle bir etrafı dolaştır. Şöyle yavaş yavaş geçsin etrafı.
Evet. Şimdi arkadaşlar, şurada anomali alıyorum. Bunun detay çekimini yapacağım. Videonun sonuna koyabilirim, koymayabilirim. Ama şunu söyleyebilirim. İşte bir yılan çözümü. Tamam mı? Yani yılanı gördük, arkasına geldik. Bakın işaretlerimiz orada. Herkes ön tarafı kazmış. Ancak ben ön tarafta hiç anomali almadım. Şu an anomaliyi buradan alıyorum. Yani buranın altında oda var arkadaşlar. Şimdi biz bu odayı 3 boyutlu görüntüle ben tespitini yapacağım. Tespitini yaptıktan sonra da giriş ne taraftaymış onu bulmaya çalışacağım. Eğer bunları yapar, güzel veriler de alırsam videonun sonuna koyacağım. Ama benden bugünlük bu kadar. Kaçak kazı yapmayın. Hoşça kalın. Ben de kalın. Dur lan. Evet arkadaşlar, şimdi harika bir su yolundayız. Çıkma istersen. Harika bir su yolundayız. Burası müthiş bir yer. Muhtemelen Roma su yolu ama cenevizler falan da yaşamış burada. Bakın şimdi çok güzel, sizi ben yerlere götüreceğim. Ha, patlatımız burada. Haydi gelin beni takip edin. Aa, müthiş. Yer harika. Şimdi kazıdan sizi. Şöyle. Roma yolu arkadaşlar, Roma su kanalı. Şimdi muhteşem manzaraya doğru iniyoruz. Süper bir giriş. 28 Haziran 1945'te burası düzenlenmiş. Bak 1945. Evi düzen yemiş. Ama tabi bunun evveliyatı da var. Şimdi işte gidiyoruz. Haydi bakalım. Su kanalına. Bu kanal bu şekilde özenle yapılmış arkadaşlar. Devamına gidiyoruz. Bakalım ne var devamında. Devamına gidiyoruz.
acayip enteresan bir yer. İşinde çıkmaz. Thank you.